Merhaba arkadaşlar. 17 Eylül Cumartesi gece yurt dışında Kanada Woodbine yarışları var. Amerika'da devam ediyordu uzun süredir ki bugün Belmont'ta da büyük yarışlar var. 700 bin dolarlık, 1 milyon dolarlık yarışlar olmasına rağmen ki büyük de derbi var. Belmont'ta Classic Kazoo ve Nation Pride koşacak. Yine de TCK Kanada Woodbine yarış programını aldım. Orada 12 program var, 12 koşu var yanlış hatırlamıyorsam. İkinci koşudan itibaren 9 koşusunu aldı TCK. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Özellikle birinci altılı ganyan şablon oluştururken oldukça zorlandım. Oldukça da kabarık bir özellikle birinci altılı ganyan. Umarım çıkan atlar olur, biraz düşer. Bilmiyorum, ben çıkardığım atları sırasıyla tabii sizlerle paylaşacağım. Siz de ona göre bir değerlendirme yapacaksınız. Birinci koşuyla başlayalım. 3 koşu sentetik pistte, diğer 6 koşu da çim pistte koşulacak. Birinci koşu 1400 metre çim pistte maiden, dişilere ait bir koşu. 11 kısrak yarışa kayıtlı. 5'ini yazdım şablonuma. İlki 800 numaralı Sweet Nola ilk kez koşacak olmasına rağmen hazırlıkları çok iyi. Beğendim. Önceliğim 8. Sonra 6 numaralı Super Sinclair. 3 numaralı 4570. 5 numaralı Leading Force ve 9 numaralı Olena. Benim sırasıyla şans vereceğim safkanlar olacak. Burada da hemen tabii göze Şahin Sıvacı, Civacı çarpıyor. Bizim jokey ama uzun zamandır 9-10 yıldır Kanada'da at biniyor ve oldukça da başarılı. Her yılda kazanma oranını arttırıyor. Şu anda kazanma oranına baktığımda %15 civarlarında oldukça iyi bir performansı var. Şahin Sıvacı'ya da Civacı'ya da bol şanslar diliyorum. Birinci koşu için 8, 6, 3, 5 ve 9 sıralamam. İkinci koşu 1700 metre çim pistte koşulacak. 8 safkan yarışa kayıtlı. Bugün yedekte bir at var. O da bu koşudaki 8 numaralı safkan. Yedekte buradan en az bir at çıkacak. Buradaki önceliğim ise 7 numaralı Malibu Upper olacak. Sonra 3 numaralı Rocket Joe Copper. İkinci olarak önereceğim safkan ki burada 1, 3 ve 8 numaralı atlar son yarışlarını beraber koştular. 3 numara ikinci, 1 numara üçüncü olduğu yarışta. 3 numara ikinci olarak önereceğim safkan olacak. Sonra 4 numaralı Tour of Duty. Üçüncü olarak önereceğim safkan 475 bin dolarlık bir safkan. Warfront'un temsilcisi. Son olarak da 5 numaralı She Matter. Yine şanslı gördüğüm safkanlardan biri. Son koşusunda derecesiz oldu, sonuncu oldu ama çok daha yüksek açık yarış koştu. 630 bin dolarlık koşuda koştu. Dediğim gibi sonuncu olsa da yine bugün için bu grupta yazmayı tercih ettim. 7, 3, 4 ve 5 buradaki sıralamam. Üçüncü koşu ile Dili Plas'a başlayacak 1700 metre tapeta pistte. Dişilere ait maiden bir koşu. 10 kısrak yarışa kayıtlı. 3 numarayla 5 numara. Ekür olarak yarışa katılıyor. Yine sürpriz olabilecek bir yarış. Yani performanslarına baktığımda çok da birbirinden ayıramadım. Dördünü yazdım değerlendirmeme. 2 numaralı Lady Brief. Sıra numarasına göre söylüyorum. 7 numaralı Secret Are You Offline. 800 numaralı War Woman. Ve 9 numaralı Enyoist. Benim eşit şanslı olarak gördüğüm kısraklar sıralamam 2, 7, 8 ve 9. Dördüncü koşuyla da ikinci altılı ganyan başlayacak. Dişlere ait maiden bir koşu 1400 metre mesafede. 4 kısrak yazdım şablonuma. Öncelikle 11 numaralı Hot Cargo. Şu anda da AGF tablosunda favori. Benim de favorim. Sonra 8 numaralı Sensational Sara. Sonra 5 numaralı Fastne Sexy son iki yarışında çok yakın aralarla bitirdi ve çim yarışta koştu. Son iki yarışın 4. ve 6. kaldığı yarışta çok yakın ara bitirdi. Bugün için şanslı olacaktır.
Ve son olarak da ilk kez koşacak olan 4 numaralı Queens İmaj. Sizlere önereceğim safkanlar oldu. Sıralamam 11, 8, 5 ve 4. 5. koşuya geldiğimizde yine dişlere ait Maiden 1670 metre tapeta pistte 12 kısrak yarışa kayıtlı. Önceliğim 10 numaralı State of Mind, benim de önceliğim Kitten's Joy temsilcisi. Sonra 4 numaralı Bedazzle Me. Sonra 12 numaralı Jumpin' June. 7 numaralı Fly Sofrenchable. 5 numaralı Bedazzle ve 5 numaralı Bejo Baby bir kere koşup dördüncülükte kaldı. Ve son olarak da 3 numaralı Our Liberty Bell ile iki kez çim pistte koştu. Tapeta'da ilk kez koşacak. Yazalım kuponunuza derim. 14, 12, 7, 5 ve 3 buradaki şanslı gördüğüm safkanlar. 6. koşu 1. altılı Ganya'nın son ayağı. Açık bir yarış. Grup 1600 metre çim pistte 2 yaşlı İngiliz tayları koşacak. 2 numarayla 7 numara ekürü olarak yarışa katılıyor. 1. altılı Ganya'nın için tek önereceğim safkan Godolphin'in safkanı. Şu anda da favori 1 numaralı Mysterious Knight olacak. 1. altılı Ganyan'a oldukça fazla at yazdım zaten. Rakiplerinden bir boy önde tuttuğumu söylemeliyim ki bugün Godolphin iki at getirdi buraya. Biri bu. Diğeri de 1 milyon dolarlık yarışta. İkisi de favori. Erken bahislerde favori. Muhtemelen bizde de favori çıkacak. Bir numaraya baktığımızda koşularını hep İngiltere'de koştu. Son yarışını Fransa'da koşup kazandı. Ve tüm koşularını da Godolphin'in baş jokeyi William Buick ile koştu. Bugün William Buick ile beraber geldiler Kanada Woodbine'a. Yarışı kazanması lazım. Ama burada 2'de 2 yapan çok iyi safkanlar var ki 6 numaralı Pili My Dear 2'de 2 yaptı ve yani hiç olmayacak yarışı kazandı. Çok zor yarışı kazandı. En gerilerden aralardan sağ sol zigzag yaparak iki yarışında da öyle kazandı. Fotoda geldi, iki yarışında kazandı. Yani bilmiyorum ikinci altılı Ganyan için veya yazabilenler için ikinci altılı Ganyan şablonuma ben yazdım. 6 ve 3'ü yazdım. 3'te Klarovic Stable'ın atı. Ki Manuel Franco da buraya geldi. 2-3 ata biniyor. Muhtemelen birini kazanır diye düşünüyorum en azından. Boşuna gelmez buraya. 3 numaraya baktığımızda tüm yarışlarını Saratoga pistinde koştu. 66 bin dolarlık ve 94 bin dolarlık yarışta da dördüncü oldu ama çok da yarışa gitmediğini düşünüyorum o yarışta. Burayı hedeflemiş olabilir. Dediğim gibi bir numara bir adım önde. Sonra da 6 ve 3 şanslı gördüğüm safkanlar. Burada bahis için Shine Sıvacı burada devreye girebilir. Hatta yarışta kazanırsa tabii şaşırmam. Yani ikinciliğe, üçüncülüğe koyulabilir. Muhtemelen oldukça sürpriz bir safkan. 7 numaralı Stay Honor Good Side ekürülerin 7 numarası. Yani ikiliye veya üçlüye konulabilir Shine Cıvacı. Onu da söylemiş olayım. 7. koşuda dişilere ait Grup 3 açık yarış. 1400 metre tapeta pistte. Burada ganyanlara baktığımızda da at başı giden 2 at var. 5 numarayla 9 numara. Performans olarak da gerçekten öyle. 5 numaraya baktığımızda Super Sensational Curling temsilcisi. 725 bin dolarlık bir safkan 5 numara. Ve yarış hayatına bu pist ve mesafede 2'de 2 yaparak başlamıştı 5 numara. Keza 9 numara Lady Speak Spear. O da tapetada, Woodbine'da tapetada 2'de 2'si var. Dolayısıyla ikisi önceliğim olsa da yanlarına 2 at daha yazacağım. Çünkü ikisi çok ön planda. Bilmiyorum ikisi de yeterli olabilir ama ben şablonuma çok uzun aradan sonra koşan 1 numaralı Beyond My Bucket yazmanızı öneririm ki son koşusunda buradaki rakibine geçildi. 7 numaraya geçilmiş olsa da dediğim gibi çok uzun ara vermiştim. Bugün daha iyi bir performans bekliyorum. Ve son olarak Manuel Franco idaresindeki 6 numaralı The Grass Is Blue'yu da sürprizlere öneriyorum. 5-9 bir adım önde olsa da 1 ve 6'yı da değerlendirmenizi öneririm.
8. koşuya geldiğimizde Woodbine Mile Stakes toplam ikramiyesi 1 milyon dolarlık yarış, grup 1 yarış. 1600 metre çim pistte koşulacak. 3 numara ile 7 numara ikili olarak yarışa katılıyor. Godolphin'in diğer safkanı da burada 5 numaralı Modern Games. %54 AGF oranı var şu anda. Gerçekten de hak ediyor. Performansına baktığımızda şu ana kadar şahane bir performans sergiledi. En son geçildiği at 10'da 10 yapmış şampiyon Baya de geçildi. İkinci olduğu onun arkasında. Bugün için bu grubu da geçmesini bekliyorum. Tek diyorum William Buick ile 5 numaralı Modern Games için. Burada rakibi de zaten 2 numara Ivar, şu anda 3. at görüyorum. Onun da şahane bir sicili var. Çok büyük yarışlara katıldı ki son yarışında kazanmış bir safkan ama yani Baed'in hemen arkasında ikinci kaldı 5 numara. Bugün için bu grubu geçecektir. Tek diyorum 5 numara için arkadaşlar. Kanada Woodbine'da son koşu gece 1:10 geçe Natalma Stakes dişilere ait grup 1 1600 metre çim pistte 8 kısrak yarışa kayıtlı. Yine aslında birbirlerine çok yakın safkanlar var ama 1 numara biraz Cairo Consort buradaki birçok rakibini geçti. Son iki yarışında buradaki çoğu rakiplerle birlikte koştu ve ilk son iki yarışını kazandı. Yani mümkün olduğunca fazla atma yazmakta fayda var burada. Ben 3 kısrak yazdım değerlendirmeme. İlki 1 numaralık Cairo Concert olacak. Sonra 450 bin dolarlık safkan 5 numaralı Adora. Zaten 1 numaranın arkasından ikinci olmuştu. Patrick Husband idaresinde 5 numarayı yazalım derim. Son olarak da 6 numaralı Wiccan Heischer, o da aynı koşuda koşmuştu ama pek de koşuya gitmedi gibi geldi bana. Belki burayı hedeflemiş olabilirler. Fazla da sıkıştırmadılar tayı diye düşünüyorum 6 numara için. Onu da şablonuma yazdım. Sıralamam 5, 1, 5 ve 6 oldu ama oldukça zor bir koşu. Manuel Franco burada 3 numaralı G'ler, o da Connollys Downs'ta iyi bir yarış kazandı uzak ara. Ama şablonuma yazamadım. Sıralamam 1, 5, 6 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere diyorum.